Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Neden? Çünkü biraz iş yoğunluğu vardı. Batuhan da yoktu yanımda. O yüzden daha doğrusu video çekmeye fırsat bulamadım ki yan taraflardaki kümeslerle ve kafeslerle ilgili çalışmalarımız vardı. Üç kardeşim sağ olsun onunla birlikte onları yaptık. Mustafa da yanımızda. Hem bir taraftan temizlik yapıyor. Biz de iki gün yumurtaları toplamamıştım. Şimdi o yumurtaları toplayacağım. Hem de sizlerle sohbet tadında bir video hazırlayayım istedim. Batuhan şöyle göstersin size. 100 paket. Arkadaşlar nereye gidecek Batuhan? Tokat'a. Tokat Üniversitesi Veterinerlik Bölümüne gidecek. Bunun yanı sıra da yine arkadaşlarımıza kuluçkalık, bıldırcın yumurta gönderilerimiz son hızıyla da devam ediyor. Bunun dışında hem sizlerle sohbet edelim hem de yumurtalarımızı toplayalım arkadaşlar. Şimdi bıldırcın hususunda tabi babamızın rahatsızlığından yola çıktık. Kısa zamanda güzel başarılar elde ettik ve böyle bir güzel kümes kurduk. Güzel bir çiftlik yaptık. Tabi Mustafa'nın da müziklikleri hiç bitmiyor. Ver. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Tabi bazı kanallarda görüyorum. Battık bittik gibisinden söylemler var. Fakat hepsine hiç kimse de inanmayın. Onu da söyleyeyim. Eğer ki kazandırmasa biz bu işi niye yapalım? Esasında böyle bir çiftlik kurma ihtiyacımız da yoktu ama şöyle söyleyeyim size. Siparişlere yetişemedi. Şimdi o tarz yayın yapanlar ilk başta ne dediler? Yem fiyatı şöyle. Batıyoruz, göçüyoruz. Bakıyoruz ki kendileri de bir taraftan üretme yoluna girdiler. Çünkü bu da bir artık ihtiyaç. Ülkemizde bıldırcın yaygınlaşmadı. Tabii ki yaygınlaşmadı. Çünkü fazla bir tanıtım olmadı. Hacı babamın rahatsızlığı bizi bu işe itti arkadaşlar. Yoksa biz bunlarla herhangi bir şeyimiz yoktu yani. Böyle bir büyük yer yapalım ya da bıldırcın yetiştiriciliği yapalım gibi bir düşüncemiz yoktu. Tabi bunu daha önceki videolarda soruyorlar. Mesaj şeklinde de görüyorum. Hacı babanın rahatsızlığı neydi diye. Evet, Hacı babanın rahatsızlığı arkadaşlar, bağırsaklarımda sorun vardı. 3 kere ameliyat oldu. Buradan da söyleyeyim. Ve bağırsak duvarlarında artık işlev görmeyen hücreler vardı. Ama bu hücreler ne oldu? Yenilendi arkadaşlar. Ne sayesinde? Bu bıldırcın eti sayesinde. Kuşlar sayesinde oldu. Yani tabii ek işimiz değil. Bu bizim tek işimiz oldu. O yüzden dürüst çalıştığın sürece arkadaşlar her zaman bu kuşlar kazandırır. Çünkü başta da söylemiştim. Ne dedim? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor. Çok şifalı bir hayvan. Bunun yumurtasının tüketilmesini, etinin tüketilmesini defalarca söyledim. Yine ne yaptık? TRT1'e konu olduk. Şöyle oturayım Batuhan, sen de devam et videoya. TRT1'e konu olduk. Geçen sene bu zamanlarda arkadaşlar orada bir röportaj yapmıştık. Tabi hem konuşup hem iş yapmak da biraz diz sürtüşmeleri meydana geliyor. Maalesef yaşanıyor. Dedik ki kanunlar çerçevesinde güzel bir kümes kurmak ve üretim yapmak şeklinde açıklamalarda bulunmuştum. Allah'a şükürler olsun, bir yıl sonra Mevla bize böyle güzel bir yeri nasip etti. Tabi küresel boyuttaki ekonomik kriz ne yaptı? Bizim Türkiye'yi de etkiledi. Bunun etkileri bize ne gibi yansıdı? Esnaf arkadaşlara ufak tefek borçlar vardı, onları veremedik işin açıkçası. Elektriğe zam geldi. Yine aynı zamanda yani yeme zam geldi. Her şey zamlandı. Fakat işte bize bunlardan dolayı biz biraz üretime geç başladık işin açıkçası. İşlerimiz iyi. Çok şükür yeni yeni düzelmeye başladı. Tabii bunun yarısına da sıkıntıları yok. Bu illaki olacak. İmtihansız bir hayat yok yani. Baba öyle. O zaman elindeki viyolu tamamla. Ondan sonra değerli kardeşlerimize ahdımızı gösterelim. Ahtımız neydi bizim? Of, dizlerim vardı. Ahtımız neydi ne bileyim. Ahtımız neydi? Bir dünya ahtımız var. Bayrakları buraya dikeceğiz dedik. Evet. Bayraklarımız var. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten giriş kapılarına iki tane kule yaptık. Kale şeklinde bir havlu duvarı yapmıştım. Ya dedim bu bayrakları buraya dikeyim. Ölsem de gam yemeyeceğim.
ve neticede yaptık arkadaşlar. Şimdi kısaca sizlere kanalımıza yeni gelen arkadaşlara da şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar bunlar zira üretim kapsamına giren bıldırcın türleri. Yani Amerikan Jumbo, Japon, Kıbrıs, Albino, Ukrayna ve Texas. Yani şöyle söyleyeyim, bu kuşların hem yumurtasından hem de etinden yararlanabilecek kuşlardır arkadaşlar. Yine Kaledon, şöyle göstereyim, mavi yumurta. Bunlar da tabii zira üretim kapsamına giren kuşlar ki bunlar 6 ırktan meydana getirilen türlerdir. Diğerleri de, yani işin özeti şu, kısaca bu kuşlar ehlileştirdiğinde şimdi aldandırıyoruz. Nasıl? İşte Amerikan Jumbo, Japon, Kıbrıs, Albino, ya bunlar sonradan konulan isimler. Fakat hepsi de yine Kıbrıs bıldırcından ve Japon bıldırcından elde edilmiş türlerdir arkadaşlar. Bunları başta söyleyeyim. Yani asıl herkesin bilinen bıldırcın türümüz hangisidir? Japon. Japonuz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle şöyle bir göstereyim ki bayrak sevgim, vatan sevgim tartışılmaz. Ona da çok mutlu oldum. Bak buralar, şimdi şu an temizlik yapıyoruz. Ha buradan şunu da belirteyim. Şunları bırakalım şöyle. Arkadaşlar işletmemiz Kırıkkale İl Tarım Müdürlüğü'nden işletme numarası alınmıştır. Şirketimiz zaten açık. Ya buna nazaran daha bir dünya şikayetlerle karşı karşıya geliyoruz. Hiç kimsenin kusura bakmasın. Yani bizim kimseden bir çekintimiz, kanun dışı bir işimiz yok. Buradan da çok net konuşayım. Vatan da şöyle bayrak. Kısa bir problemimiz oldu. Yani bakalım, işte her şeyimiz kanuna uygun. İzin belgemizi verirlerse verecekler ki vermeyecek gibi bir durum söz konusu değil. Vermezlerse de onların artık... Yani Kırıkkale eli değil de baba, bizim koskocaman neyimiz var? Tarım Orman Bakanımız var. Evet, gerekirse direkt bakanımızın yanına da gidebiliriz. Yani Milli Parklar Şubesi'yle biraz sorunlar yaşadık. Onlar da zaman zaman arkadaşlar sizlerle videolarımda bahsedeceğim. Dediğim gibi her şey çok güzel. Bakalım kısmet olursa üretimlere devam ediyoruz. Arkadaşlara gönderimlere devam ediyoruz. Bıldırcın işi yapılır mı yapılmaz mı? Her şey ortada arkadaşlar. Batuhan şöyle bir genel görüntü yapsın size. Rüzgar da oyun verirse... Bırak! Hadi bırak! Bırak! Bırak oğlum! Hadi bırak! Bırak! Bırak da atayım! Bırak! Bırak! Kime diyorum? Hadi hop. Tabii o rüzgarda oyun dedi. Tabii ki. Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah güzel videolarla yine karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Gelişmelerle sizlerle olacağım.